Efendim herkese merhabalar. Kripto Para'ya hoş geldiniz. Tekrardan ben Perihan Tantu ve bugün kripto paralarda öne çıkan gelişmeleri ve grafikleri değerlendireceğiz. Teknik analiz üzerinden kimine sevgili Beste Naz Sürdü ile. Beste merhaba, hoş merhaba, geldin. Merhaba, hoş bulduk. Beste, hemen şunu sormak istiyorum sana. Dün yine piyasalarda en ufak bir geri çekilme olduğu için Bitcoin çöküyor diye haberler dolaştığını gördüm. Bununla birlikte Bitcoin vadeli işlemlerinde primleri yükseliyor tarzında bir haber var. Önce istersen değerli izleyenler, bunu aktaralım. Yani Bitcoin vadeli işlem primlerinin yükseliyor olması Bitcoin üzerinde ne ifade ediyor? Şimdi bir şeyin fiyatının yükselebilmesi için önce talebinin olması lazım. Evet. Bitcoin çöktü, çöküyor, şelale köpük yorumlarına asla katılmıyoruz. Hatta dün bizim başlattığımız bir stratejiyle Bitcoin'de %15'lik bir getiri potansiyeli 66 bin dolara kadar işlem stratejisi set ettik. Bununla birlikte neden yükseliyorun altına doldurabileceğimiz çok fazla sebep var. Bunlardan bir tanesi az evvel söylediğim gibi primleri, yani vadeli işlem primleri, sürekli fonlama oranları. Ne anlama geliyor? Bunun yükselmesi alıcıların olduğu, bir talebin olduğu anlamına geliyor. Özellikle mesela Grayscale'deki fonun premiumları ekside. Şu anda toparlanmaya geçti. Kanada ETF'lerine giriş var. Bunun yanı sıra Güney Kore'de Bitcoin önceki gün zaten 65 bin doları gördü. Ama şöyle gördü, herhalde anlık kadar yanlış bir işlem geçti orada ama hacimler çok fazla artmaya başladı ve onların kimçi adını verdikleri bir premium var. Tamam, ismi çok hoş olmayabilir ama neticede yükseliyor mu yükseliyor. Biz ismi de rakama daha çok önemli ediyoruz. Olan paraya bakıyoruz diyorsun. Yani biraz öyle tabii. Dolayısıyla 66 bin dolara doğru gidişatta beklentilerimiz. Birincisi bu premiumdan desteklenen alıcıların gelmesi oldu. İkincisi Mart ayı ortasında tabii Bitcoin'in talebi o kadar azalmıştı ki kurumsal da yoktu ortada. Ne yaptı Grayscale? Dedi ki ben yeni yatırımcı almıyorum. Benim içerideki yatırımcım ancak satabilir dedi. Ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de primlerinin ekside olması, kurumsal yatırımcının olmaması ve volatilitenin çok yüksek olmasıydı. Şimdi sondan başlıyorum. Volatilite yarı yarıya düştü. %100'den %50'ye geriledi. İkinci olarak ise buradaki rakamla baktığımızda kurumsal yatırımcılar da MicroStrategy'nin yeniden alımıyla beraber tetiklendi. Üçüncüsü eksi olan premiumlar toparlanmaya başladı. Yani önümüzdeki günlerde MicroStrategy'nin yeni Bitcoin alımının ek olarak Grayscale şunu demesini bekliyoruz. Bitcoin fonunu tekrardan açıyorum, buyurun alabilirsiniz demesini bekliyoruz. O yüzden biraz da Bitcoin de çok da ucuzladı. Yani birazdan ona da geçeriz. Tüm bunlar da talebin gördüğü anlamına tekabül ediyor. Yani o zaman şunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Geri çekilmeler Bitcoin'de şu an için 66 bin dolar hedef fiyatlı alım fırsatı olabilir. Yani şimdi tabii al-sat konusuna tabii ki de bir şey diyemem ama bizim görüşümüz böyle. Eğer tabii ki de riskini değerlendirmek isteyen, bu işin volatilitesini bilen, bu piyasanın ne kadar oynak olduğunu bilen ve bunları kabul eden yatırımcılar dilerlerse Bitcoin'e bakabilirler tabii ki de. Biz de grafiklerle devam edelim o zaman. Şimdi Bitcoin için iki tane grafiğimiz var. Bir uzun vadeli, bir kısa vadeli. İstersen önce bir genelden özele gidelim. Bir Bitcoin uzak, bir de yakın bakacağız. Aslında önce borsalardaki Bitcoin'e baksak. Olur, grafiğimizi açabilirsek eğer sevgili yönetmenimizden rica edelim. Orayla başlayalım o zaman. Çok fazla kişi Ethereum soruyor. Birazdan Ethereum'a da sevgili Beste ile teknik analiz üzerinden de değerlendiriyor olacağız. Şimdi bu borsalardan transfer edilen Bitcoin miktarı. Bu ne anlama geliyor? Bu yeşiller aslında Bitcoin fiyatı aleyhine, kırmızılar ise Bitcoin fiyatının lehine diye yorumluyoruz. Ve burada son 3 gündür çok ciddi bir Bitcoin çıkışı var. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcılar Bitcoin'in şuradaki yani 60 binlerden 57 binlere gerilemesinde Bitcoin'lerini almışlar, sıcak veyahut da soğuk cüzdanlarına saklamışlar. Yani borsalardan çıkarmışlar. Çünkü bu insanlar yakın dönem içerisinde satmayı düşünmedikleri için borsalardan çıkış gerçekleştiriyorlar. Uzun vade tutmayı planlıyorlar diyebiliriz. Evet, yani, en azından kısa vadede satmayı planlamıyorlar. Hani böyle daha doğru olabilir. Ve baktığımızda az evvelki 66 bin stratejimizi ek olarak da buradaki Bitcoin'in çıkışlarını aynı zamanda destekliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, buradan çıkıyor ve aynı zamanda da Bitcoin'in cüzdanlarında çok ciddi bir giriş var. Hem aktif adres sayısı, bin adres sayısı hem de likit cüzdanlar dediğim işte hesabında en az 0.01 bir Bitcoin olan işte cüzdanlar, küçük cüzdanlarda aynı zamanda Bitcoin artışı var.
O yüzden Bitcoin'i şu anda hem temel verileri, hem vadeli işlemlerlik primleri, hem de on-chain dediğimiz zincir üstü verileri destekliyor. Tekniğe de tabii aynı şekilde. Peki, tekniğe bakacak olursak az önce söylemiştik aslında 66 bin dolar hedef fiyatı olduğunu. Bir sonraki grafiğe geçebilirsek, tabii biz bütün opsiyonları konuşmak durumundayız. Tabii. Yani bu hedef fiyatını verirken hangi seviyelerde stop olmalı, mesela istiren stop koymalı? En azından iyi bir senaryo, bir de kötü bir senaryo çizelim istersen. Şimdi kesinlikle çok doğru söyledin. Trader olunca böyle oluyor. Şimdi yükselen kanal eşliğinde Bitcoin fiyatları devam ediyor. Ve burada yükselen kanal ne zaman bozulur? 54 binin aşağısına kırıldığı zaman yükselen trendden çıkmış olacak. Burada 54 binin gerisine indiğinde de bu sefer ters FOMO oluşabilir. Yani burada insanlar girmeye çalışırken, kaçırmamaya çalışırken burada da önce satmaya girebilir. Çünkü 54 bin bozulduğu zaman işin sihri, büyüsü bozuluyor. O zaman da baskı artar. O zaman da baskı artar. Dolayısıyla bizler şu anda 58.400'deyiz. Pardon 57.000 bölgesindeyiz ve şu anda Bollinger'ın orta bağında tutunmuş bulunmaktayız. Neresi bizim hedefimiz? Bu kanalın orta bağına denk gelen 66.000 dolar seviyesi. Buradan da yaklaşık oraya %15'lik bir mesafe var. Kanalın da üst bandı iCrypex araştırma olarak beklediğimiz 2021 yılı hedef fiyatı olan 80.000 dolardan geçiyor. Dolayısıyla teknik olarak da 80.000'i burada bir kere daha doğrulamış olduk. Evet, teknik olarak da en azından hem iyi bir senaryoda 80 bin dolar, kısa vadede 66 bin dolar, uzun vadede 80 bin dolar hedef fiyatımız var. Ama sonuçta finansal piyasalarda %100 bir şey gerçekleşecek, fiyatlama gerçekleşecek tabii diye bir şey yok. Kötü senaryoda da 54 bin doları önemseyecek burada yatırımcı. Aynen öyle. Yani aşağıya 3 bin dolar bıraktık. Yukarıya baktığın zaman yani 57 binden yüksek, evet. 66, 9 bin dolar bıraktık. Aslında zaten işlemlerin de mantığı budur. Bir çok stop loss koyuyorsam en az iki kar olmalı ki işlem stratejisi olabilsin. Yani senin söylediğin gibi senaryolar başarısız olabilir. Önemli olan kolu yerinde kesmek ve yeniden farklı getiri sağlayabilecek yollara, paritelere kanalize olmaktır. Bu da yakın vadeli görünümü. Şimdi günlükte orta bandı tutulmuştuk Bollinger'da. Yakın vadede yani 4 saatlik periyotta ise alt bandı tutunduk ve burası 57.100 seviyesi Fibonacci'nin %61'lik seviyesine denk geliyor. Ki bu altın oranının en önemli rakamıdır %61.8. Ve devam ettiğimizde şu anda Fibo %61 ve %78'lik dilimler arasında git gel git gel bir yataylaşma var. Ve bu yataylaşmanın biz muhtemelen şurada kırılmasını bekliyoruz. Özellikle altcoin sezonu son bir haftadır devam ediyor. Yani ciddi bir altcoin sezonu oldu. Bitcoin'in dominansı 2 yılın en düşük seviyesi olan %55'e geri çekildi. Bitcoin, Ethereum arasında 15 puan, Bitcoin ve korelasyonu en yüksek olduğu Litecoin arasında 10 puanlık bir iskonto rakamı oluştu. O nedenle Bitcoin'in şu anda %10'luk bir gideri en azından Litecoin'le olabilecekmiş gibi gösteriyor. Litecoin düşmezse. O nedenle şu anda 57.000-59.000 arasındayız. Kırılmamızla birlikte 61.749 yani rekor seviyemize yaklaşmayı bekliyoruz. Bu da yakın vade içerisinde. Şimdi o zaman Ethereum grafiğiyle devam edelim. Ethereum tarafında da geri çekilmeler yaşansa da fiyatlar 2000 doların üzerine yerleşti gibi bir görüntü var. Peki hangi seviyeleri takip etmek lazım? Şimdi Ethereum'da 2160 burada 2145 burada gördük. 2140 da burası. Ve bu 4 saatlik bir grafik. Oluşan yükselen trendleri görüyorsun. Biri yeşil, biri kırmızı. Fakat yükselen trendindeyken şöyle bir uyuşmazlık oldu. O da MACD ve Momentum'da. Nedir? Aşağı doğru bir gösterge var. Şimdi uyuşmazlıklar indikatörün ismini alır. Burada tepeler işte 2040 ve 2140 ile artarken buradaki tepelere baktığımızda ise aşağı doğru gelen tepeler söz konusu. Bu da uyuşmazlığın olduğu anlamına geliyor. Teknik olarak da uyuşmazlıklar genel hatlarıyla indikatörün tarafını bozulur. O nedenle burada son oluşan doji mumları ve kararsız mumlarına bakacak olursak Ethereum'da şu an bir kararsızlık var. Momentum aşağı doğru geliyor, MACD aşağı doğru geliyor. O nedenle kısa vadeli, bakın durak durduğu demiyorum, duraksayacak, kısa vadeli bir kar realizasyonuna girecek. O da şimdi tekrar ediyorum, Fibo 61, Fibo 50, Fibo 38 ve %23'lük dilime denk gelen 2080, 2060, 2040 ve 2020. 20'şer 20'şer logaritmik grafikte azalan destekler var. O yüzden Ethereum'u biz biraz daha burada pause deyip yani duraksayacak,
Bitcoin'in kendisini göstermesini, o esnada diğer altcoin'lerin biraz duraksayıp Bitcoin'in de yükselişine izin vereceklerini düşünüyoruz. Ama 66 bin dolara yaklaşıp ya da orayı görürse tekrardan altcoin sezonu hareketlenebilir mi? Orada değerlendireceğiz. Onu o zaman konuşuruz diyorsun. O zaman son grafiğimizle kapanışı yapalım. Link, Chainlink'e bakalım. O da geldi zaten ekranlara. Peki burada gördüğüm nasıl Beste? Chainlink'i ben biraz daha geniş açıdan almak istedim. Yakına daha sonra belki bir sonraki yayında gösteririz. Şimdi 2020'de Mart ayında baktığımız zaman Chainlink'in fiyatı 3,5 dolardı. Şu anda Chainlink'in doları 33,5 dolar. Yani ne yapmış? Ciddi bir performans. Yani üstüne 30 dolar koymuş lot başına diyelim. Chainlink başına. Ve baktığımız zaman Chainlink'in karakter biçiminden rekor, rölanti, 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 rekor, rölanti, rekor, rölanti. Şimdi ise yeniden buradaki alçalan trendini kırdı. Kırarken de 15 dolar ile 35 dolar arasında kendisine bir bayrak formasyonu oluşturdu. Ve bu bayrak formasyonunu yukarı doğru kırıldığı yerden çektiğimizde de 60 dolara varan bir rakam buluyoruz. Bizler de geçen hafta Cuma günü yanılmıyorsam yine araştırma departmanı olarak Chainlink'e 60 dolar stratejisini başlattık. Bunu da orta vadede bekliyoruz. Orta vade genellikle hisseye çok benzemez kripto para piyasasına. Yani 6 ay değil, burada orta vade 3-4 aya dahi inebiliyor. Oynaklık yüksek olduğu için. O nedenle 29 doların aşağısına inmediği müddetçe Chainlink'te her şey yolunda gidebilir ve devamında da 60 dolar, yani yaklaşık bir %55 yapıyor yanılmıyorsam, bir hareket performansı beklenebilir. Evet, Beste çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İstersen birlikte veda edelim. Evet, bugün de biz ailen sürenin sonuna gelmiş olduk sevgili Beste Nasüllü ile birlikte. Bitcoin, Ethereum ve Chainlink fiyatlarını değerlendirdik. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Beste. Bugün şimdilik bizden bu kadar diyelim ama yarın yine aynı saatte sizlerleyiz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.